Dogecoin fiyatı satış baskısıyla karşılaşıyor. Doge için hangi seviyeler kritik diyor. Buna bir göz atacağız. Dogecoin'den bahsetmeye çalışacağız ve ana hatlarıyla bir durum değerlendirmesi yapacağız diye ifade edebilirim. Dogecoin'de önemli diyebileceğimiz sebebi birincisi şu anda Dogecoin için genel olarak bir alım fırsatı var. Bu ne anlam ifade ediyor? Daha önce de belirtmiştik. Bu şu anlam ifade ediyor. Yine diğer altcoin'lere göre fiyatları ortalama daha düşük. Mesela AVAX'ı görüyorsunuz, ADA'yı görüyorsunuz vesaire. Bunlara kıyasen şu anda Dogecoin'in mevcut fiyatı ve bunlara kıyasen daha düşük fiyatta, daha indirimli fiyatta. Dolayısıyla şu an portföyde çeşitli kripto paralar varken hangisinde bir ekstradan alım yapılabilir şeklinde düşündüğümüz zaman Doge pek çok altcoin'in önünde gelecektir. Doge da öyle bu arada. Shiba da XRP özellikle bunlara da göre daha iyi bir alım fırsatı veriyor. Dolayısıyla bu şekilde bir durum söz konusu. Buna da dikkat etmek lazım. Çünkü bu gibi dönemlerde zaten yatırımcı olabildiğince değerlendirmesi gerekiyor ki kazançlar peşine gelebilsin. Burada Dogecoin diğer pek çok kripto paranın aksine biliyorsunuz daha farklı bir korelasyonu bulunuyor. BTC ile birebir ilişkili hareketler yapmak yerine zaman zaman sert fiyat açılımlarında bulunmayı tercih ediyor ve katalize edilmeyi bekliyor diyebiliriz. Tabii Elon Musk da mevcut süreçlerde bunu hemen hemen hiçbir zaman gözden kaçırmıyor ve bu talebi veriyor. Ayın 24'ünde Dogecoin'de ekibin kaldıracağı roketi tekrardan hatırlatmak isterim. Yine Tesla'nın yeni modelinin aynı şekilde Dogecoin kabulü üzere olacağını gibi bu şekilde sayabileceğimiz önemli katalizörler mevcut. 12 Ocağı yeniden alınmış olan yine Elon Musk'ın kaldıracağı roket de biliniyor. X'in yine Ocak ayında Elon Musk'ın söylemlerine göre kripto para alım satım hizmetlerine başlayacak olması aynı şekilde aynı süreçte de Doge'un kabul edilecek olması bekleniyor. Bunlar da çok önemli katalizörlerdir. Şu an için burada saymış olduğumuz katalizörler yine Dogecoin için daha yüksek fiyatları getirebilme ihtimali yüksektir. Daha önce de ifade ettim. Doge'da gelecek yılın başlarında Doge'un fiyatlarını 20 sentte görürsem de şaşırmam. Birkaç dolar fiyatında görürsem de şaşırmam. Bu katalizörleri hesaba kattığımızda Doge bu şekilde bir kripto paradır. O yüzden bu durumu bilerek yapılacaksa alım yapmak lazım. Hani bu şartlar altında portföy eklenmesi lazım. Altcoin piyasasının büyük bir kısmı iyi toparlanırken dünyanın en büyük meme coin'i olan Dogecoin güçlü satış baskısıyla karşı karşıya. Evet. Daha kusursuza yakın bir alım fırsatı için 8,7 sentler mesela düştüğü takdirde pek zannetmiyorum şu an ama yine 8,7 sentler olası bir düşüşte fazlaca iyi diyebileceğimiz bir alım fırsatını ifade ediyor. 9,6 sent seviyesi Dogecoin için büyük bir öneme sahiptir ve geçmişte meme coin neredeyse 11 ay boyunca aşmakta zorlandığı bir direnç bariyeri olarak hizmet etmiştir diyor. Evet. Pazartesi günün erken saatlerinde Dogecoin'in kurucusu Billy Marcus Twitter'da Satoshi Nakamoto olarak da bilinen ayı eğilimlerine mizahi bir şekilde tepki gösterdi diyor. Peki. Dogecoin fiyatı kripto paralar toparlanma gösterirken satış baskısıyla karşılaşıyor. Doge için hangi seviyeler takip edilmelidir? Satış baskısıyla karşılaşıyor. Tamam. Büyük bir kısmı toparlanırken dünyanın en büyük meme coin'i olan Dogecoin güçlü satış baskısıyla karşı karşıya. Aslında güçlü satış baskısıyla karşı karşıya değil sadece tam olarak trade'i ele alamadı. Bu tarz olaylar olabiliyor. Yani bu çok nasıl diyeyim size çok enteresan bir husus da değil yani onu söylemeye çalışıyorum.
O yüzden abartmanın da pek bir anlamı yok. İkincisi, meme coin'ler zaten böyledir. Meme coin olmadığı halde böyle olan bir coin de az önce yine adını geçirdiğimiz mesela XRP'dir. O yüzden bunların dediğim gibi farkında olmak lazım. Sonradan açılımları çok yaparlar. Litecoin de öyle mesela, LTC'de. Bu şekilde hareketleri çok sever. Maker, ki bunlar daha da deli baştır bu konuda. Chiliz yine bakın aynı şekilde. Bunları bilerek alım yapmak lazım. Her zaman söylüyorum. Bir kripto para alacaksanız o kripto paranın normalinin ilk başta bir farkında olacaksınız. Yani bu kripto para nasıl bir kripto para? Nedir, ne değildir? Tamam mı? Bu şekilde eğer beğenmiyorsanız almazsınız. Diyor ki şu anda Doge fiyatı %4'ten fazla düşerek 9,6 sent seviyesinde işlem görüyor ve Avalanche karşısında 9. Sırasını kaybetmektedir. Ya 9. sırayı kaybeder. Şu an dönem AVAX'ın dönemi, Sol'un dönemi, ADA'nın dönemi, Ether'in dönemi. Bunu nasıl söylüyoruz? Şu anda dönem BTC'nin henüz ATH yapmayıp net bir altcoin sezonunun başlamadığı bir zaman diliminden geçiyoruz. Dolayısıyla bu gibi zaman dilimlerinde radikal kripto paralarda tam patlamalar gözlemlenmeyebilir. Yani illaki tabii ki de yükselirler ama tam fiyat rallileri bu noktada olmayacaktır. Bunlar Doge, işte Shiba olsun, genel olarak meme coin'ler, XRP, Maker tarzında kripto paralar daha çok net altcoin sezonlarında ortalamanın üzerinde durur. Yani bir gün o sıralama tekrar yer değiştirir. O sıkıntı yok. Bu arada AVAX da çok iyidir. AVAX'ı da portföye eklemek lazım. Bakın AVAX dedik, Sol dedik, ADA dedik. Bunlar korelasyonu yüksek altcoin'ler. Bunun haricinde Shiba, XRP, Doge uzun vadeli korelasyonda bunlar da farklı eğilimler gösterebilen, sonradan açılabilen altcoin'ler. Daha önce de çokça söyledim. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Birbirlerinden farklı zaman dilimlerinde alım fırsatı verebilen kripto paralardır bunlar. Dolayısıyla bunları böyle farklı hareketler yapan altcoin'leri portföylerde bulundurmak lazım ki alım fırsatlarını değerlendirebilmek ve düşük fiyatları kripto paralarda değerlendirebilmek kolay olsun. Doge da iyidir. Burada saydığımız altcoin'lerde portföye yakışır sağlam kripto paralardır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.